Sıcak bir gelişme var. Rus stratejik bombardıman uçağı ülkenin güney Stavropol bölgesine düştü. Ukrayna uçağı biz düşürdük diyor. Ancak Rusya yalanlıyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de söz. Akşin, söz sende. Manuel, Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Hava Kuvvetleri bu sabah çok kötü bir haberle sarsıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Stavropol bölgesinde uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3'ün teknik arıza yüzünden düştüğünü duyurdu. Uçağın Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görevini yerine getirdikten sonra Stavropol bölgesindeki üssüne dönerken ıssız bir yere düştüğü kaydedilen açıklamada paraşütle atlayan pilotlardan 3'ünün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildiğini, 4. mürettebatı arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan uçağın düşme anı görüntülerinde Tu-22M3 uçağının kuyruk kısmının koptuğu ve bu nedenle düştüğü gözüküyor. Rus yetkililer uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribata yol açmadığını, düşme anında uçakta silah olmadığını dile getirdiler. Stavropol valisi Vladimir Vladimirov da kazada yaralanan bir pilotun hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan diğer iki mürettebatın ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Rus basını kaptan pilotun uçağı son ana kadar terk etmeyerek hayatı pahasına uçağı yerleşim birimlerinden uzaklaştırdığını yazıyor. Rusya uçağın teknik arıza sonucu düştüğünü duyursa da Ukrayna tarafı Tu-22M3 uçağını S-200 füzesiyle vurduğunu öne sürdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü İlya Yevlaş, Rusya ile savaşın başından beri Ukrayna birliklerinin ilk kez bir Rus stratejik bombardıman uçağını havadayken vurabildiğini, bunun tarihi bir başarı olduğunu söyledi. Ukraynalı askeri yetkili ayrıca Tu-22M3 uçağından fırlatılan 2 adet H-22 füzesinin de havada imha edildiğini öne sürdü. Fakat Rus askeri uzmanlar uçağın Ukrayna sınırından 400 kilometre uzaklıkta düştüğüne dikkat çekerek S-200 füzesiyle düşürülmesinin imkansız olduğunu söylüyorlar. Ukrayna şimdiye dek insansız hava araçlarının desteğiyle daha önce 2 adet Tu-22M3 uçağına askeri havalimanında beklerken hasar verebilmişti. Kıtalar arası nükleer savaşta kullanılması amacıyla eski Sovyetler Birliği'nde üretilen ve yaşı 30'un üstünde olan Tu-22M3 uçaklarından Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 60'ın üzerinde bulunuyor. Ukrayna birlikleri en son bu yılın Ocak ayı ortalarında Rusya'nın başka bir stratejik uçağı A-50'yi Azak Denizi üzerinde vurabilmişti. Bu arada bu sabah Rus uçağının düştüğü haberlerinin hemen ardından Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik füze bombardımanlarında da büyük bir artış kaydedildi. Ukrayna Başsavcılığı Dnipropetrovsk şehrine düzenlenen roket saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Moskova'nın ise her defasında Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedefleri değil askeri tesisleri ve askeri altyapıyı hedef aldığını açıkladığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.